Say Shop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner, merhaba. Ya şey dedik şimdi, e, Riot Riyad Masters'ı kapattık. Ne zaman program yaparız, yapmayız belli değildi. Sonra bir anda iki tane turnuva bir de peç düştü kafamıza. E, 7.37 peç geldi, çok sessiz sedasız geldi. Kimse beklemiyordu e, komünistede. Bir anda geldi. E, tam olarak neler değişti, bazı... Facebook'lar değişmiş. Bazı innate ability'ler değişmiş. E, senden bir dinleyelim. Yani 737'de neler oldu? Ne gördük, ne bekliyoruz? Abi genel e, sanki hem Riyad öncesi, hem Riyad sırasında işte hem turnuvada hem de publarda biraz fazla göze çarpan hero'lar bir şeyi yemiş yani nerfi yemiş gibi duruyor. Özellikle Tiny'den başlamışlar. Yani Tiny Prime'a dönmüştü son peşte açıkçası. Her yerde görüyorduk. Ee, yani o fasetini, toz fasetini biraz şey yapmışlar, nöflemişler. Onun Bir i̇şte dışında şey tos artık BKB'yi delmiyor. aynen öyle. O zaten en sıkıntı olaylardan bir tanesiydi açıkçası. Yani hem BKB şöyle bak yani bakıldığı zaman işte BKB eskiye göre 2 öncesine kadar çok daha değişik bir yerde oyun içerisinde ama yani hem efektivliği azalmış bir item. Böyle olunca takımlar da inovatif şeyler düşünmeye çalışıyor. Şimdi Tiny bu alanda resmen tekdi yani. O yüzden inanılmaz contested bir hale gelmişti. Abi Tiny dışında bakıyorum Phantom Lancer da ufak bir şeyler ee, bakıyorum şimdi mesela Jaxtapos Illusion Damage %4'den inmiş. Şimdi bu Divergence'ı biraz ben kendi publarımda hissediyordum. Ee, yani Özellikle ben çok şey sevmiyorum abi. İllüzyonlarla oynayışı, yayınlaşır olmayı pek sevmiyorum. Yani genelde şimdi böyle olunca özellikle kor oynarken abi %4 biraz fazlaydı bence. Ee, onun dışında şey Phantom var mı? Rush. Me, me, Medusa var. Medusa var çok değişen esas. Şu Phantom Rush'ın da bu arada inekten Hı -hı. çıkması iyi olmuş. Çünkü bence evet. çok e, abartıydı yani. Biraz, biraz abartıydı. Yani. Yani şu çok şey denendi geçmiş peçte. Çünkü biraz biraz oturmaya başladı. Ama şey de ilginç oldu bu arada. Yani en azından son bir buçuk sene üzerinde Riyad'da peç neyse TI'da da aşağı yukarı onu görüyorduk. Yani arada bir peç <laughs> oluyordu ama yani çok minor nerflerdi. Buradaki nerfler ve bufflar biraz daha fazla geldi bana. Yani, yani Direkt, yani. Di direkt, direkt rakam geldi abi. Yani half peç falan değil. Yani. Kafamıza rakam attılar. Menayı, şey menayı diyorum. Metayı değiştirir yani büyük ihtimal. Bir, bir de şeyleri e, nötral krib yani jungle değişti. Yani jungle'daki hero'ların bazıları buff aldı, bazısını nerf yedi. Ama genel olarak HP'leri falan mı yükseldi? Öyle bir şeyler de e, hatırlıyorum. Hani damage reductionları art, artmış mesela Giant Wolf'un. Yani bu <laughs> mesela direkt bunun öldürülmesini zor yapıyor. Onun dışında işte her bir smasher %50'den 100'e aldı demiş increase. Zaten her Hevel'sinmiş şu eşek gibi vuruyordu ilk başlarda. Hayır. Onun dışında ya erken yani, jungle'ı kesmek kesmeye çalışmışlar yani. Ya şimdi onu bilmiyorum ya. Bence bu arada onu tamamen bu geçen haftalarda şey konuşmuştuk işte Midde falan oyundan kimse düşmüyor. Hemen tak jungle'a dönüyorlar. İşte aynı şey aşağıda da oluyor. Yani bilmiyorum şimdi bunun cevabı bence bu değil. Yani evet. bunun cevabı yine o slotları azaltmak olacak ama map değişiminden sonra işte direkt orada camp çıkarmak falan yapamayacakları bir şey. Yani kripleri zor hale kesmeye getirmek yani düşünüyorum. Şimdi şeyi düşünüyorum yani özellikle kompetitif ortamda mesela jungle'a dönülen dakikalarda yani hero'lar zaten o jungle'a dönebilecek kapasitede oluyor yani. Belki bu şeyin önüne yani bu şeye sebep olabilir. Hani mesela çok inanılmaz ilk 5 dakika stomp yiyen bir takımın geri <laughs> dönmesi artık daha zor olabilir bunun akabinde. Ama yani mesela 10 10 dakika 13 dakika lane stage takılıp daha sonra jungle'a dönen bir hero bilmiyorum yani gpm'i o kadar da fazla düşürmeyecektir bence. Ya mesela atıyorum life lifestealer o kadar etkilenmez yani sonuçta canla çaldığı için. Ee, ama Aynen yani öyle. jungle dönmesi zor core hero'ları için e, biraz problem mesela ursa girer. Ama mesela Slark giremez abi şu durumda. Yani jungle dönemezsin. Hani zor zaten sırakla jungle yapmak. Şu halde daha da zor. Yani hani bazı hero'lar için mesela Juggernaut bu problemi çok yaşamaz. Hani en kötü spinleri beklersin. Mana regen atarsın. Habere spinle fanlarsın. Başka düşünüyorum. Anti-Mage için mesela Anti-Mage Battle bitirmeden asla giremez. Yani hani atıyorum bir komponent eksik bir şey yani Broad Sword tamamlayayım diye girse olmaz abi. Çok uzun sürer. Yani onu lane'de tamamlaması lazım. Ya yani bazı hero'lar için çok ciddi zor. Ben bu arada Ruby'e nerf bekliyordum. Yani Rubik aşırı güçlüydü. bir yani saçma zaman bir şeye dönüştü var. Hani bir de flakteri falan kasıyorsun. Adam sana bir şey atıyor. Damage reduction şeyi bir atıyor. Hem yavaşlıyorsun hem hayvan gibi damage yiyorsun. Hem de üstüne şeysin yani. Damage'in azalıyor. Ondan sonra ama Ruby'e çok fazla dokunmadılar. O biraz ilginç yani. Tiny'nin değişmesi çok normal abi. Yani BKB basıp kaçıyorsun adam tos atıp seni gene öldürüyor yani. Direkt demecin aynısını atıyor. Ve şey yiyorsun abi. Filakteril varsa filakterilli yiyorsun. Demeci de. Yani atıyorum herif sana tosu atıyor. 350 mi vuruyor normalde? Filakterille birlikte 500 vuruyor. Ve BKB senin hiç şey yapmıyor yani. Hani, abi ben şey yapayım biraz reduction yok abi. Pat diye 500'ü koyuyor öldürüyor seni. Ben bu arada Omni Knight'a buff gelmesine bayağı bir şaşırdım. Çünkü geçen haftalarda bir şey de konuşuyorduk. işte aura metasını, oyunu nasıl yavaşlattığını, işte yani genel olarak ya aura metası deyince benim aklıma zu geliyor ve hani Hı -hı. bir süre sonra mesela bu metalar çok stable Ama mesela Omni Knight, hero olarak aura metasının bir numaralı adamlarından bir tanesi oldu abi her zaman. Evet. Şimdi bence Omni Knight döner yani açıkçası. Daha çok şeyde görürüz yani işte win direkt mesela %3 neredeyse yükselmiş. Yani yeni shard mesela bence bayağı kuvvetli. Rezepel Re Cipel evet. Ee, yani Cipel eski haline dönmüş neredeyse. 160 magic resistance. D yani Degenaura çok da bir şey. Yani 300-325 bir şey değil ama yani şimdi mesela Degen Aura deyince aklıma verim, Core Omni Knight geliyor. Gerçekten buradan artık Core Omni bence çıkmaz şey, ama. Şey vardır ya böyle hani eskiden hatırlarsın o pasifti Degen Aura şey yapıyordum böyle hani vurdukça vurdukça yavaş o Aura'nın içindeyken yavaşıyordu. Yavaş. Döve döve götür yani skill atmadan döve döve adamı öldürüyordum. Ya bilmiyorum onun geri gelmesi bir Core Omni Knight işte middir offlane'de falan görebiliriz gene. Ama Omni hala bana sorarsan Offlane için çok kuvvetli değil. Yani bir alan yok. Hani bir e, bir alan skilli bir şey olsa çok güzel tanklaşır da e, belki purification'a şöyle değişik bir aganim gelse e, bir acayip şeyler görürüz. Ama ben poz 4 şeyde bekliyorum. Yani soft support, Omniknight'da güzel gider bence. Yani tankın arkasında. Aether de bas. Patara patara kafaya. Support demişken ben şeyde şaşırdım ya yani işte bu ilk bu majör peşe girdiğimizde bölümde şey demiştik yani Tinker bitti, bitirildi. Bundan sonra Tinker diye bir hero yok demiştik. Ben sana öyle değil demiştim ama sen inanmadın. Hatta Nothing to Say işte e, kimdi şeydeki Nine Pandas'tan ayrıca Kiyotaka falan bunlar acayip şeyler gösterdiler Tinker'larla. Öyle ikna aldım. <laughs> Abi ondan sonra zaten ya bu Tinker'ın winrate chartını şu an açıp bakıyorum. Şey gibi yani böyle kripto şey coin chartı gibi 5 şey, gelmiş. Yüzde düşmüş abi. Sonra support oynasak mı demişler. 45 olmuş. Ondan sonra oralarda bir dalgalanmış vesaire derken şu an yüzde %55 55'e kadar yükselmiş abi winrate'in. Yani İnanılmaz sanki biraz seviyorum. da şey olmuş böyle. Eee yani Tinker'a vurdular geçtiler abi yani belki vardır Icefrog'un planı tamam ya bunu support olarak bir de çözer özer demiştir ya da belki nefretten vurup geçmişlerdir nerfü bilmiyorum. Ama... Yok bence şey abi şimdi roketler gitti roket çok önemli bir skill yani Tinker için ama abi makineler geri geldi yani March of the Machines geri geldi ve iki türlü geldi ya March of the Machines'i sen heal olarak kullanacaksın support olarak yani support oynuyorsan heal'a geçireceksin. Kor oynuyorsan abi demece geçireceksin. Yani fight'ın tamamen seyrini değiştiren bir halde Tinker. Şu an resmen ya yani, şu an Tinker'ın bufflarına bakıyorum. Bana şunu düşündürtüyor. Aman abi support oluyor bu hero. Tamam böyle kalsın. Tamam. Tamam bu support olarak kalsın. Verin biraz daha. Bu hero buradan çıkmasın. Ama yani ya ben açıkçası healer support oynamayı çok severim. Yani genel işte bariyer atan, şey atan supportlara <laughs> bayılırım alışamadım abi. Yani Tinker Benim mesela pikliyorum. Hı, Hı Tinker bilmiyorum ya. Elim böyle blink atıp sağ sola uçup şey yapasım geliyor yani. Hala alışamadım ben. Ben, ben, ben. bugün denk geldim bir sport Tinker ama turbo oyundaydı. Abi Mars'ı öldüreceğim. Çok az canı var. Öldüremiyorum. Robotlardan haberi heal oluyor. Yani fenalık geçin falan. Omni Night falan olsa arkasında şimdi ölmüştü dedim yani. Hani böyle bir şey yok. Her robot 50 50 HP mi ne veriyor ve çok hızlı geçiyor robotlar. Çiftli çiftli atıyor falan yani. Hani bir robot salıyor sağdan sola doğru. Sonra bir tane de tam tersine so sallıyor. Abi herif deli gibi heal oluyor. Yani vuruyorum vuruyorum. Sanki şey gitmiyor gibi. Yani almıyor gibi herif. O yüzden ya yani Sport tinker kan kusturuyor. Demece çevirdim mi de o şeyler robotları. O da çok sıkıntı çünkü alana giremiyorsun abi. Yani e, tier 3 püşleyeceğim. High ground'a çıkmak istiyorum, Çıkamıyorsun. Herif bir, bir taraftan sallıyor, bir de öbür taraftan sallıyor. Rearm yapıyor, bir daha sallıyor falan. E, çık çıkabilirsen yani hani çok zor. Başka e, peçe dair Medusa çok değişti bana göre. Medusaya Gorgon grasp geldi. Yani belli bir böyle vektörel düzlemde parça parça neti tutabiliyor. Bilmem oyunda hiç denk geldim mi e, Gorgon Grasp'e de. yani. Biraz dileği var. Ee, bana çok da makul gelmiyor. Yani böyle üstüne atlamadıkça bir Medusa'nın e, Gorgon Grasp çok e, iyiymiş gibi durmuyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Abi yani bu vektörel ability'ler Heroes of New World'de çok vardı. Yani şu an ben de tam oturtamadım ama yani inşallah bunda güzel şeyler şey görürüz yani mesela böyle bir cheese strateji işte Io tarzı bir anda TI'de biri çekiyor abi Gorgon Graf'sı komboyu bir yapıştırıyor diyorsun ki abi demek böyle oynanıyormuş. Tam öyle bir şey evet. gibi geldi bana. Öyle bir skill gibi geldi yani. Yani evet. şu an açıkçası yani bazı mesela işte şey değişiklikler var tamam diyorsun. Yani bildiğin klasik nerflerden ama mesela bazı changeler var işte Gordon Grass gibi abi birinin oynayıp bana göstermesi lazım. Yani hani şu an son iki peşte öyle peş notlarda öyle şeyler görüyorum ki diyorum ki bu yani anlamıyorum yani IQ'm buna benim yeterli değil. Bunu birinin oynaması lazım ve benim görmem lazım. Benim bunu Twitch'ten yakalamam lazım birinden. <laughs> aynen öyle. Hatta ve hatta gördükten sonra hadi lan bu böyle mi oynanır? Bir denk geldi diye de düşünebilirim yani. Şu an o o tarz bir patch. Yani seyir zevki yüksek. Şey de bağlı yani. Ee, biraz daha değişikliklerde cesaret var. Yani es geçen seneki patch notlar neydi abi? 0.5 hmm. onu arttırdım, 0.5 şunu düşürdüm vesaire derken hani şu an ya bende şu bile var. Ya mesela peç geliyor abi. İşte mesela gördüm ben bu peçi. Oynayacaktım. Oyuna girip oynayacaktım. Ya dedim şimdi gireceğim bambaşka bir şey çıkacak. Birkaç gün bekleyeyim yani. yani mesela o kadar fazla değişiklik oluyor ki mesela play'e basacaksam basmıyorum bazen. Şeyde Ama de, güzel yani. E, mesela bak Luna'da da üvey evlat gören Moonglaves şu an kıymetli konuma geçti. Çünkü diğer damage veren aura'yı innate'e çektiler. Ee, şeyi, bu e, rotating glaives'i şey aldılar, skill gibi aldılar. Ee, şimdi artık insanlar moon glaives ve şeye veriyor. Ee, neydi? Şeyi indirmeye, De damage atmaya veriyor. Ee, eskiden damage arttırmaya veriyorlardı ama şimdi şey oldu, o innate'e çekilince bir anda kıymet kimse lucent beam'e vermiyordu bazen. Hani full farm yapacağım diye damage ve Moonglaves'e veriyordu ama ya publarda çok fazla Moonglaves kullanan görmüyoruz. Yani böyle 7 level, 9 level falan olmadan Moonglaves'e veren çok kimse olmuyordu. Şimdi çok kıymetli hale denk geldi. Bu da bence e, Luna'nın laning'ini çok değiştirdi abi. Yani Luna şimdi farm yaparken, kripleri farmlarken bir yandan rakibini offlane'de de vuruyor yani. Hani meli bir offlane geldiği zaman. Ya yani sürekli olacaksın yani. Hani adam kripleri vurdukça sana sürekli sarılacaksın. Çünkü rotate'den dolayı. E, Lola bence biraz daha böyle güçlü bir hale gelmiş. E, güzel olmuş. Ben sevdim bu işi. Yani level aldıkça artı damage, artı damage. E, bu daha mantıklı. Yani şey, Phantom Assassin'in şeyi gibi, e, evasion'ı gibi. Level düşükse az evasion, level yüksekse çok evasion. E, bu sistem de güzel. E, Peçi bir geride bırakalım. Şu ufak iki turnuvadan bahsedeyim. Yani bize göre ufak da onlar için çok da ufak değil. Yani e, Komünite ikiye bölündü. Bir kısmı Çin'e gitti. Bir kısmı Güney Amerika'ya gitti. Önce Çin'deki kısımdan başlayalım. Kadavijen Snowroo'yu. Ee, burada 500 bin dolarlık bir price pool vardı. 152 bin 500 doları Extreme Gaming'e gitti. Ee, onlar şampiyon oldu. Team Spirit ikinci. Üçüncü Nigma oldu. Şaşırtıcı derecede. Dördüncü sırayı da Navi aldı. Ee, Talon, Azure G2IG, LGD bunlar e, beklentilerin uzağındaydılar. Virtus da aynı şekilde şimdi Nigma nasıl başarılı oldu diye insanlar soruyorsa zaten e, görselde getiririz. 1J e, ve Ghost Stand'in olarak e, görev yaptılar. E, GH poz 5'e geçti. Vanj e, jde 4'e e geçti. Kuroki'siz Nigma Galaxy çok iyi gözüküyor. Ama ben şunu da diyorum. Sadece Kuroki mi sanki Miracle'da problemmiş gibi duruyor. Yani da mesela inanılmaz bir performans gösterdi. Orada da şöyle bir komik durum var. Ee, Miracle gidemiyor. Ee, VTUN diyorlar. VTUN da vize alamıyor. <laughs> vize alamadığı için Ghost gidiyor falan. Hani Malezyalı diyor. Ee, Ghost da zaten hani Nigma Galaxy'nin yabancı olduğu bir oyuncu değil. Eski oyuncusu zaten. Ee, o yüzden e, şey yapmadı. Hani e, fazla e, yabancılık çekmediğini düşünüyorum. Ama Nigma şu haliyle hiç fena durmuyor. bir de Navi'de e, PMA yani Navi Junior'dan PMA nefretin yerine standin oldu. Ya o çocuklar çok acayip. Yani Navi Junior'ı biz bence konuşacağız yani. Hani, Navi Junior acayip bir hale geldi. Ee, Navi'nin ana kadrosundan memnunlarsa bence bir takım Navi Junior'ı komple para verip alabilir yani. İşte gönül ister ki biz Türkiye'den bir takımı Dota'ya soksak da Navi Junior roster'ını çeksek. Ya da işte Yellow Sun Marine'in rosterını çeksek. Ama Na'Vi Junior bana daha potansiyelli geliyor bilmiyorum. Yani Na'Vi Junior acayip şeyler gösteriyor. Ama aklıma bir an Bursa Spor'un Dota takımı alışı geldi. Hatırlayanlar vardır belki. Yabancı bir kadroydu ama bir dönem Aynen. Bursa Spor... Direkt daha... aldılar galiba onlar. Aynen kim vardı ya o zaman? Bursa Sen Spor... bir ona bak. Ee, ben de detayları vereyim. Ya buradan Navi'nin performansı Nigma çok şaşırtıcıydı. Team Zero hiçbir şey yapmadı. ya yani çok iyi. Şeyde playoff'ta da direkt elenler Azure'ye. Azure'ye de bir tuhaf duruyor. Orada da mesela Ori oynadı. Ori takımdan almıştı ama Han bileğini çatlattığı için oynayamadı. Onun yerine Ori geldi. Planet'le Planet'la artık Hard Sport kısmında e, ya da Pinchu Pichu diyorlar. o oyuncu artık görev ama Azure gene yeterli düzeyde durmuyor. G2 IG de hiç iyi durmuyor. Oraya bir shuffle gelebilir. Ama yani şu an Extreme Gaming dışında Çin'de iş yapacak herhangi bir takım yok. Extreme Gaming de iyi gözüküyordu. E, onları da tebrik edelim. Bir şeyi de turnuvayı da ben B-Cop'tan izledim. biliyorsun İngilizce kest olmadığı için. Bicop dedi ki evet arkadaşlar hazır mısınız dedi TI şampiyonu Extreme Gaming geliyor işte e, rüyayı yaşatmak için Extreme Gaming falan diye e, böyle bir şakalar komiklikler yaptı e, bilmiyorum ama Extreme şu an için iyi duruyor fakat yani Gaming yatıyor abi yani şu an Gaming'i kimse görmüyor e, adamlar sonuçta şampiyon olarak geliyorlar e, şimdi Güney Amerika'ya geçelim orada da e, elitlik zaten demiştik şey yok. İngilizce castingi gibi koymamışlar yani. Ee, Abi o çok şey ilginç bu arada. Yani mesela Çin'de olmamasını anladım ama aynı anda hani bu hadi bu iki turnuvada tier bir buçuk diyelim. Aynı evet. anda ikisinde de İngilizce talent olmaması bana çok acayip geldi. Ya ben bir de şey yani Cap de verdi maçları, kriptikte verdi. Yani ben ikiden izledim. Ya çünkü şey ya kep maç anlatmıyordu abi çete chat bakıp chatle muhabbet ediyordu falan ya yani arada fight dönünce şey yapıyordu o yüzden ben daha çok rekriptikten izledim yani daha iyi e, geldi bana ya şeyde Swiss Stage'de işte, baya kıyım oldu yani hani heroik gitti Yellow Sammarin ucundan döndü hani Boom'a kaybettiler VanWin e, çok iyi gözüktü OG'li ikisi e, OG zaten Swiss Stage'i birinci bitirdi Liquid'le birlikte. Sonra e, Robin Stage'de birinci bitirdiler. Van sadece bir araç farkıyla. Nouns ve Team Liquid hemen arkasından geldi. Sonra işin tuhaf tarafı şu abi. Yani e, çok ilginç. Execration çok kötü gözüküyordu. Yani 4'e 11. 4 maç aldı. 11 maç kaybetti. 2'ye 5. Abi indiler adamlar. Lover'dan başladı. Shopify'ı tokatladılar. Shopify'in üstünü OG tokatladılar. dedim herhalde Execration gidiyor. Yani Execration biriymiş dedim. Yani hani bir şeymiş, bir şeyler yapacak herhalde ama sonra e, boom'a kaybettiler. 2-0 boom aldı. E, fakat yukarıda bir Liquid one win kapışmasında one win 2 Liquid'i aşağı itince dedim dedim ki herhalde one win Liquid final oynayacak. One Win Liquid'i tokatlayacak. Liquid yine müzmin ikinciliğine devam edecek. Çok da hareketli, çok heyecanlı bir seriydi. Yani birer maç bildiğin stomp yani hani bayağı paramparça 25'e 5, 30'a 7 falan şeklinde bitti. Ama diğer maçlar daha gitgelli ve son maçta One Win öndeyken iki fightla maçı verdiler. Yani yanlış hatırlamıyorsam 8K falan öndeydiler. 8K Gold olarak da öndeydiler. Ama bir anda biraz tecrübesizlik, biraz da konsantrasyon kaybıyla e, kaybettiler. Kaybettikten sonraki Liquid'in tepkileri çok acayipti. Ya yani YouTube'u açıp bakın bulursunuz. Ya yani ben <laughs> video koyamıyorum. E, ama yani Boxy falan böyle bir şaşkın sağına soluna bakıyor. İnsaniye böyle gülüyor ama böyle ağlayacak gibi falan böyle. Hani Nişe şeye bakıyor. Mickey falan birbirlerine bakıyordu. Çok acayip bir sahneydi. E, adamlar bile bir turnuva kazandıklarına inanamadılar. Community'de zaten bir ortalık şey oldu böyle. O liquid turnuva kazandı sonunda falan filan diye. Hani major bir turnuva olmasa da gene de eritlik hiç fena değil. Ee, onlar için güzel bir moral olmuştur. Ee, TI'den önce. 240 bin doları e, ceplerine indirdiler. E, ama ya ben bu tip turnuvaları sevmiyorum abi. Yani casting ekibi olmadan hiçbir şey anlamadım abi. Ne doğru düzgün e, content görebildik. Ne bir şey görebildik. Şimdi adamlar kendi stream'inde maç anlatıyor ama şimdi Beko mesela maç beklerken kenara ufak ekrana bir şey koyuyor. Kendi orada Marvel oynuyor falan yani. Hani e, kriptik e, ben bir şeye gidiyorum diyor. Atıyorum yemek hazırlayacağım diye, bir şeylere gideceğim diye ekrana hiçbir şey koymuyor abi. Arkada arkadaşı zikvitik hani konuşuyor kendi kendi, bir şeyler anlatıyor falan. <laughs> yani şeyi e, basına giremiyorsun. Sanki böyle işte, Band'dan maçı şeyini izler gibi bize izletiyorlar. O yüzden yani bu turnuvaların biraz daha kendine gelmesi, toparlanması lazım. Ee, şimdi... beni biraz şey korkuttu ya. Şimdi mesela Hı -hı. yani İngilizce dışında pek bir fire yok. O coverage kısmında. Ya orada bir sıkıntı evet. var belli yani hani şey mi acaba, acaba şey falan mı diyorum? Kontratlar falan pahalı mı geliyor? Hani mesela işte OD Pixel'ı çağıralım diyor bunlar mesela. OD Pixel diyor ki bana işte ne bileyim 10 bin dolar yollayın kontrakt olarak. Ya boş ver çağırmayalım da o dipik olsun deyip acaba bu bir trende mi dönüşüyor yavaştan? Çünkü yani ben bu seneden önce ya yani top tier talent dediğimiz işte yok. Cap'tir, OD Pixel'dır, Fog'dur vesaire. Bu adamların hı hı. çok fazla event dışı kaldığını hatırlamıyorum. Ya yani bu event dışı kalmak da pek değil. Yani hiç İngilizce kavuş direkt olmadığı için. Evet. Ama genel olarak hani onlar da zaten aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı İngilizce talent kısmında çalışan arkadaşlar hep aynı yani. Zaten bunlar gerçek hayatta da arkadaşlar. Hani bir yere gittikleri zaman yani bir kontrat imzalanacaksa aşağı yukarı beraber imzalıyorlar. Ama bu ekibin bu kadar fazla event kaçırdığını ya da event'e gitmemeyi tercih ettiğini ben ilk defa bu sezon görüyorum. Yani hmm. orada bir bir detay vardır ama hani sorsak kimse söylemez büyük ihtimal. Hmm. Bu arada şimdi şeye de bakıyorum. PGR Valetçe'nin e, Open Qualifier'ları var. E, önümüzde 3-4 gün içerisinde. E, BB Streamers Battle diye bir e, organizasyon var. Ve bu organizasyon e, benim biraz kafamı karıştırdı. E, çünkü burada bir puanlar falan var. Bir de parayı da bir rubleye falan çevirmişler. 3 milyon görünce başım döndü. <laughs> Meğerse şeymiş o rubleymiş. E, burada da İlginç e, ilginç bir şey gözüküyor. E, Kuma'nın takımı falan var. Nix'in takımı var. Gogsi'nin takımı var. Burada da ilginç bir şeyler dönecek gibi. E, location Gist ama Stockholm Server'ında online oynanacakmış. E, belki bunu da denk gelirse bakılabilir. 12 Ağustos'tan 18 Ağustos'a kadar. E, sonra bir Fisher Universe 3 var. E, Fisher'ın e, episode ikisini geride bırakmıştık. 3. Burada da Spirit, Batboom, Gaming, Falcons, Tundra ve Cloud9 davet edilmiş. Ya muhtemelen TI'den önceki son ciddi turnuva. Bunların son ciddi hazırlığı. İki tane takım Play'inden gelecek. Play'indeki takımları da söyleyeyim hemen sana. Ee, Mouse, Aurora, PSG Quest, G2IG, One Win, Nouns, Yellow Submarine ve bir takım daha daha açıklanmamış. Bir invite daha bekleniyor. Yani e, Fisher Universe Episode 3 ciddi bir TI hazırlığı olacak gibi. E, ne diyorsun? Güzel bir e, şey izleriz herhalde. TI hazırlığı. Abi Team Spirit bu arada şeyden sonra iyi bounce'ladı yani. Ee, Riyad'dan sonra yaya kalktılar yani. Şimdi ben o performans Spirit'ten beklemiyordum. Evet. Bir anda ben açıkçası yani Riyad sonucunu gördükten sonra tamam ya bu sezon herhalde hani TI'ye de çok kasmayacaklar. Buradan bağlayabilirler sezonu diye düşündüm. Ama yani Riyad'ı tokat olarak algılayıp tamam hadi çalışıyoruz diyorlarsa bence füjürü direkt alırlar. Özellikle yani Şimdi gaming Game'in aldı. Bu işte iki Çin, South Amerika turnuvasını atladı. Hı <laughs> Büyük ihtimal burada da çok kasacağını ben zannetmiyorum. Hani daha çok Scream gözünde bakacakları bu turnuvaya. Falcons ve Spirit. Şimdi Falcons da biraz gözden düştüğü için kasabilir. Şimdi bu arada yani Bad Boom inanılmaz bir şekilde sezonu başlayıp bu kadar düşmesi ilginç oldu. Ya yani bu turnuva biraz çok ilginç bir yerde. Şimdi bazı takımlar var ki stratejiyi sevle, sevlemesi lazım, göstermemesi lazım. Yani bunlar yatmayı planlayabilir ama bazı takımlar var ki kendini göstermesi lazım abi. Yani açıkçası ya tunduranın pek ihtiyacı yok. Biz Ramzes katıldığından beri Tundra'yı gömüyoruz ama biz ne kadar gömsek zeytin zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyor. Beni çok sinirlendiriyorlar. Yani evet. böyle pıt 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 ilerlediklerini gördüğüm zaman geriliyorum yani. Nasıl olabilir? Yani çünkü ben çok, çok kadroya saçma. baktığım zaman Abi bu, bu takım sesli voice communication'da nasıl anlaşıyor? Ya? Bu, bu takım o kadar yani toksik gözüküyor ki ilk bakışta göze. Yani ya bu takımda ben 6. kişi olarak girsem 5 kişi ya tapsın hariç herkesi mutlarım. Hadi White Bond'u da mutlamayayım. İyi çocuğa benziyor ama ilginç geliyor bana. Aynen. Ama genel olarak yani Future'da bence Team Spirit götürür gibi geliyor. Çünkü ya onlar şu an öyle bir moda girecektir ki büyük ihtimal ya ben de Nipoşkan'ın yalancısıyım. Ne zaman röportaj yapsak çok gazlıyor beni. Biz şöyleyiz, böyleyiz, şöyle çalışıyoruz. Sen bilmiyorsun. Bak şimdi burada anlatmayayım falan falan yapıyor. Ya yani Team Spirit o moda girdiyse o geçen seneki şey modu işte. Yani biz turnuvalardan eleniyoruz ama hani çalışıyoruz. Riyad, Riyad'da görüşürüz. <laughs> Aynen o modda vardı geçen sene. Hatta şey demişti. E o zaman şeyi de kazanmışlardı galiba. Ya Geçen sene şey vardı. Riyad vardı. Sonra bir Dream League Masters vardı galiba Hı -hı. arada. Eylül'de. Onu da kazanmışlardı diye hatırlıyorum. İşte Dream League Masters'tan önce konuşmuştum. Şey demiştim ben. Siz dedim yatıyorsunuz yatıyorsunuz. Sonra işte bir tane turnuva kazanıyorsunuz. Bir tane turnuva kazanınca da bütün gözler size dönüyor. Herkes sizi konuşuyor. Bu olmaya başladığı zaman da direkt kaybediyorsunuz. Grup stage'den bile çıkamıyorsunuz. Bu nasıl oluyor demiştim. O da o zaman dedi hiç şey dedi, Dream League'i izleme. Hatta yani Röportajı bile bitirebiliriz. Çünkü biz ilk turdan eleneceğiz. Ben sana şimdi buradan söylüyorum. Yaz dedi bugün. Team Spirit elenecek yaz dedi. O zaman gittiler <laughs> kazanırlar. Yani çok değişik bir takım. Ama karşıma alman lazım. kesin yani. Yani şimdi bakıyoruz hatta bir daha önce konuşmuştuk galiba yani Yatoro hala 21 yaşında. Yani 2003'lü bir arkadaş. Yani şey açısından bence bu arada yani şimdi mesela TI geçmişine baktığımız zaman aşağı yukarı TI kazanan her takım yaş ortalaması 25'in üstündeydi ve TR kazanan takımlar bir sene, iki sene daha beraber kalıp oynasalar da dağıldılar. Yani e ya i̇şte işte neydi, neydi Çin takımı? Şey, Fade Pia'nın eski takımı işte, TI kazanan. İlmit e, Tusa kazanmıştı? Yok 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 yok, şey ya şu lanetli takım dağıttılar ondan sonra şey. Çin'kene. Yani. Yok yok, Sidek değil, dek. Wings. Wings, Wings. ha. Wings Gaming Mesela çok gençti. Oradaki oyuncular seneler, seneler sonra yani Feyyit bir hala 25, 26 yaşında yani. Hani düşün. Bu tip şeyler oluyordu. Ben yataro da şey görüyorum ya. Yani e, Ena tarzı bir şey olacak yani. Emekli mi olayım ya artık falan. yani belki öyle bir hale gelebilir ama e, bunlar Ena kadar değil ya. Ena bu kadar şey değildi abi. E, nasıl diyeyim? Böyle. Pasif bir adam değil yani. De. Bunlar sadece Dota oynuyorlar abi. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Enan'ın bir hayatı vardı abi. Taylor Swift peşinde falan koşuyordu. Yani konserlerine Aa, falan gitti. En, en hakikaten sosyal Buna şeyde bir kere cevap vermişlerdi ya. Bu geçen sene TI'den sonra işte medya günü gibi bir şey yapmışlardı. Hı -hı. O zaman takımın geneline sormuştuk. Hani emekli olacak mısınız? İkinci TI'de geldi. işte Riyad'da geldi. Artık hani şeyiniz de yok. Hı -hı. Hani 3-2 kazanalım, değil. rekorumu kıralım diyorsunuz yoksa emeklilik düşünüyor musunuz? Direkt net bir şekilde o zaman Mira cevap vermişti galiba. Emekli olacağız da ne yapacağız? Dedi. Ya, burayı... Yani çok çok net bir cevap abi de yani e, o bölgede hakikaten yani Dota oynamak bu, hakikaten yapacak başka bir şey. Yok. Yani Dendi'ye bakıyorsun mesela adam bırakamıyor. Yani, ya işte en fazla burayı bırakıp CS kariyerine geçerler. Yani kantra geçer. Şeyi bile yapamıyorlar abi. Yani işte Dendi mesela işte ne bileyim biraz daha işin biznes tarafına kaymaya falan çalıştı. Yani duramıyor abi adam. Oynuyor Oo, yani. Etlikte, o etikten de vazgeçmiyor. Sütlükten de vazgeçmiyor. Dendi'nin işi zor. Ee, çok kısa bir iki bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra programı kapatalım. Şimdi hep Doza'dan konuşuyoruz ama mesela LoL'de de Türkiye şampiyonu Papara süpermasif olmuştu. Zaten konuk etmiştik kendilerine. Çok iddialılardı. Şimdi EMEA Masters başladı. Avrupa e, şampiyonası. Orada ilk maçta bir fire verdiler ama bugün ikinci gün 4-4 e yaptı Türk takımları. Zaten Busquets ve Dark Passage liderler. E, Misai Sports da e, 2-0'la gidiyor. Bir Papara Superbass bizi dün biraz üzdü. 1-1'deler ama EMEA Masters onlar için çok iyi gidiyor. E, CS2 tarafında e, yarın in, Intel Extreme Masters Köln başlıyor. E, playin kısmında Eternal Fire var. Team Falcons'la oynayacaklar. oynayacaklar. Ee, onlara da başarılar dileyelim. Ee, umarız bizleri gururlandırırlar. O Intel Extreme Masters'ta en azından bir top 4 görürüz. Orada da yani CS kısmında da Ekmek Aslan'ın ağzında takımlar çok acayip oynuyor. Ee, acayip şeyler görüyorum. Kompleksli de bile inanılmaz şeyler gördüm ben. Ee, bakalım neler olacak. Yani Türkiye piyasası da biraz canlanıyor. Gönül istiyor ki Dota'ya da biraz ulaşsam çünkü gerçekten bakıyorum abi lol ve valorant'te hiçbir şekilde Türk takımları para kazanamıyor. Yani kurulan takımların verilen maaşlar ne bilmiyorum. Yani Türk oyuncularda belki zarar etmiyorlardır da yabancı oyuncu getirip oynatan lol ve valorant takımları e, çok ciddi sıkıntıdadır diye düşünüyorum. Yani böyle şey gibi basketboldaki Euroleague gibi 25 30 milyon euroluk takım kuruyorsun. 20 milyon euroluk takım kuruyorsun. E, toplamda 5 milyon euro kazanıyorsun şampiyon olunca. Ya, tamamen tamamen prestije dönmüş halde. E, şu an en çok e, kazanılan para e, Counter-Strike ve Dota'da. Yani Dota'da bile bir Tier 3 turnuva kazansanız gene bir nereden baksanız 50 bin dolar, 100 bin dolar falan kazanabiliyorsunuz. E, bu bence e, Türk takımları için çok iyi paralar. E, bence bu toplara da Türk takımlarının girmesi lazım. ya Türk oyuncuyla oynamanıza gerek yok. Yabancı stack kalın Yani Rusya'dan çok rahat bir şekilde oyuncu çekebiliriz. Aynı server, aynı düzlemdeyiz. Vize problemimiz de yok. Kurun buraya şey. Çağırın gelsinler. Oynasınlar. Sonra gitsinler. Bir tane de Rus e, güzel bir translator bulun. Yani çevir, çevirmen bulun. Gayet güzel bir şekilde gider. E, bakalım bu safları da kendilerine bekliyor. Mesela Eternal Fire abi bir turnuvaya gitti biliyorsunuz, i̇şte 250 bin dolar kazanıp geldiler. Doğru düzgün kafa tutacak takım yoktu. Parayı kaptılar. Geldiler adamlar. Daha ne istesinler? E, o yüzden Biraz LOL Valorant yerine Dota ve CS kısımlarına gelmelerini tavsiye ediyoruz. Türk takımlarına da. Ee, Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bakalım haftaya bize bir şey çıkaracaklar mı göreceğiz. Komünite şu an biraz sessiz ama gene bir şeyler olursa e, araya bir program atarız. E, onun dışında bir süre sessiz kalacağız gibi. E, şimdilik bizden bu kadar. Sonra tekrar görüşmek üzere.